Merhabalar. Dediğiniz gibi sizinle son dersimizde çocuk hakları hakkında konuşmuştuk. Çocuk haklarının 18 yaşımıza kadar devam ettiğini, 18 yaşından sonra da artık başındaki o hak kelimesinin çocuğun değil de bir yetişkin olarak devam ettiğini bilmemizde tabii ki fayda var. Hem çocukta hem yetişkinde en temel hakkımız yaşama hakkı ama bunun dışında daha nice hakkımız var. Biz derslerimizde hep klasiklerden bahsederiz. Yani eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı gibi ama bunun dışında toplam 54 hakkınızın olduğunu bilmenizi istiyorum. 54 hakkın tamamını size derslerde aktarma şansımız maalesef yok. İşte bundan haberdar olabilmeniz için, size aktaramadığımız daha nice haklarınızı size sunmak için de UNICEF'in yani dünya çapında bu işle ilgilenen UNICEF'in Türkiye web sitesi üzerinden çocuk haklarına dair sözleşmeye ulaşmanızı ve orada hangi haklarınızın olduğunu bilmenizi istediğim bir ödev bu. Şimdi gelin birlikte o ödeve bir göz atalım. Öncelikle sayfaya nasıl giriyorum? Arama motoruma UNICEF Türkiye yazdıktan sonra zaten karşıma ilk resmi web sitesi çıkmakta. Buraya geliyorum. Sizler tabii ki daha sonra birçok alanda bu siteyi inceleyebilirsiniz. Ama bizim yapmamız gereken her çocuk için başlığı altındaki çocuklar için bilgiyi tıklamak. Burada çocuk hakları hakkında da yine bazı yazılar var. Sizler geniş zamanınızda onları yine inceleyebilirsiniz. Yapmam gereken şey çocuk haklarına dair sözleşmeyi tıklayarak açmak. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Ekranımı tekrar size yansıtacağım. Çünkü daha sonra sorun çıkıyor ve o sorun da karşıya yansımayarak dönüyor. Hep birlikte maddelerimizi okuyalım. Tabii ki 54 maddenin 54'ünde okuyup inceleme şansımız yok ama ben böyle gözümle çarpan önemli maddeleri sizinle paylaşacağım. Biraz sözleşmeyi inceleyelim. Üç kısımdan oluşuyor. Her kısımda belli aralıklı maddelere yer vermiş. Çocukların fotoğraflarını koymuş ve bu sözleşmenin 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edildiğini belirtmiş. Bizim ülkemizde de 1990 tarihinde imzalandığını unutmayalım. Hemen şöyle birinci maddeden başlayalım. Diyor ki birinci madde 18 yaşına kadar her çocuk 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır diyor. Yani bu ne demek? Sizler 18 yaşına kadar burada yer alan 54 maddenin tamamından sorumlusunuz demek. Devam ediyorum. Hemen şöyle üçüncü maddeye göz atalım. Üçüncü madde maviyle yazılmamış ama olsun. Diyor ki üçüncü madde kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun yararı temel düşüncedir. Yani eğer sizi ilgilendiren bir durum varsa, size mutlaka eğer cevap verecek bir olgunluğa yaşa sahipseniz sorulur. Hangisini tercih edersin? Ne yapmak istersin? Neyi veya kiminle neyi yaşamak istersin? Gibi. Ama eğer bu sorulara cevap veremeyecek yaştaysanız, örneğin 3 yaşındasınız, belki 5 aylıksınız bilemeyiz. O zaman devlet sizin yararınız olacak şeyleri düşünür. Yani ben eğer iki seçenek sunuyorsam bu mu çocuğa daha yararlı olur yoksa bu mu? Bunu tartar, düşünür ve hangisi çocuk için yararlıysa seçenek olarak karşımıza o çıkar. Her koşulda yeter ki sizler iyi bir yaşam sürün. Altıncı maddeye geldim. Altıncı madde der ki taraf devletler yani bu sözleşmeyi imzalayan devletler her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul eder. Tıpkı yetişkin bireylerin de en temel hakkının yaşam hakkı olduğu gibi. Şöyle hemen yedinci maddeye göz atmak istiyorum. Diyor ki yedinci madde, çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır. Yani bizim bir kimlik kartlarımızın olması, doğduktan hemen sonra işte anne babamızın nüfus müdürlüğüne gidip doğum belgemizle birlikte bize bir kimlik kartı çıkartmasının asıl sebebi buymuş. Çünkü biz kimlik kartımızın çıkarılmasıyla
bize bir TC kimlik numarasının verilmesiyle o vatandaşlık vasfını alıyoruz. Ben bugün doğdum ama bundan 5 yıl boyunca hala kimliğe yazılmadıysam 5 yıl boyunca devlet benim varlığımdan haberdar olamaz demek. Bana verilen haklardan faydalanamam demek. Bu yüzden nüfus kütüğüne kaydedilmek bizler için önemlidir. Tabii ki bir isim hakkımın olması da diğer önemli maddelerinden birisi olarak karşıma çıkıyor. Biraz ilerlediğimde ben şöyle 12. maddeye göz atmışım daha önce. Diyor ki 12. madde, taraf devletler görüşlerini oluşturma, yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını, bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar. Yani kimse bana istemediğim bir şeyi yaptıramaz demek. Ben bir konu hakkında eğer düşünce sahibiysem o düşüncelerimde serbestçe ifade hakkına sahibim demek. Sizler tabii ki bu maddelere uzun uzun göz atabilirsiniz ama 54 maddenin hepsini incelemeye şansım yok. Bu yüzden benim için önemli unsurlardan birine geldi. 17. madde der ki taraf devletler kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek, yani işte televizyon, radyo, internet gibi, çocuğun özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ruhsal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. Bu amaçla taraf devletler deyip birkaç maddeye sıralamış ama benim gözüme hemen çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler demiş. Yani ben bu ülkede yaşıyorsam, çocuk da olsam bilgi edinme hakkına sahibim ama bunu kendi yaş grubuma göre edinmem gerekir. Yani ben eğer sizlere bir konuyu anlatacaksam, bunu üst düzey anlatırsam kavrayamayacaksınız. Bu yüzden sizin yaş grubunuza bunu indirgememiz lazım. O da çocuk kitapları ile birlikte gerçekleşecek. Çocuk kitaplarını sadece işte roman hikaye gibi düşünmeyin. Araştırma, bilgi verme içerikli yayınlar olduğunu da unutmayın. Birazcık şöyle ilerleyelim, 20'lerin sonlarına gelelim. 28. madde çok önemli. Der ki, taraf devletler çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tecrüren gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle ilk öğretim herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler. Sizler çok küçüksünüz ama aileniz mutlaka hatırlayacaktır. Eskiden baba beni okula gönder kampanyaları vardı. Mesela özellikle ülkemizin köylerinde çok fazla gelişme göstermemiş yerlerinde maalesef kız çocuklarımız okula gitmez, yazdırılmazdı. Hani kız çocuğu okumaz diye. Ama baba beni okula gönder kampanyasıyla birlikte özellikle de kız çocuklarımızın eğitim alma hakkına faydalanması sağlandı. Böylelikle o fırsat eşitliği dediğimiz, yani herkesin eşit görüldüğü sisteme geçiş için bir adım daha atılmış oldu. Neden parasız hale getirdiler? Çünkü herkesin ekonomik durumu bir değil. Ben bir kazanırken siz üç kazanabilirsiniz. Veya ben 5 kazanırken siz 1 kazanabilirsiniz. Bu durumda eşitsizlik olacağı için devlet zorunlu olarak parasız hale getirir. Ama özel okula gitmek bir tercihtir. Onu bu kapsam içerisine almıyoruz. Sadece özel okulu zorunlu, hani ilk öğretimin zorunlu kısmına kapsayabiliriz tabii ki. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Sizi de çok tutmayayım ekran başında. Daha çünkü matematik ödeviniz var. Şöyle bir 42 ve 43'e bakalım. 42 diyor ki taraf devletler sözleşme ilke ve hükümlerin uygun ve etkili araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın biçimde öğrenilmesini sağlamayı taahhüt eder. Yani biz 190 ülke olarak bunu imzaladık. Çok güzel. Ama çocukların haberi yoksa bu sözleşmenin ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. O yüzden bizlerin bu anlaşmayı bildiği kadar lütfen çocuklar da bilsin diyor. İşte o yüzden size çocuk haklarını anlatıyoruz. O yüzden size çocuk haklarını ya da kendi kişisel haklarınız nelerdir? O yüzden bunlardan üstüne basa basa bahsediyoruz. Çünkü hakkımız yoksa yeri geldiğinde hakkımızın elimizden alındığında fark edemeyeceğimiz için hep alt kademelerde oluruz. Hep zarar gören kişi biz oluruz.
Hemen 43. maddeye bakıyorum. Diyor ki taraf devletlerin bu sözleşmeyle üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacıyla görevleri aşağıda belirtilen bir çocuk hakları komitesi kurulmuş. Bu komitenin görevlerine bakamayacağım. Çünkü işte kaç yılda bir seçim yapacağını vesaire bahsediyor ama işin aslı şu. Evet biz devletler olarak bunu imzaladık ama yapıyor muyuz? Yani işte eğitimde, sağlıkta, yaşam hakkında, barınma hakkında veya farklı yaşadığı unsurlarda bu maddelerin içini dolduruyor muyuz? Denetleme yapıyor muyuz? Bunu ölçen bir komisyon oluşturulduğundan bahsediyor. Çünkü imza atmak kolaydır ama önemli olan bunu işleve dönüştürmek, bir şeyler yapabilmektir. Bunu denetlemek için de bir komite kurulduğunu bahsediyor. Şöyle son olarak sizinle 46. maddeye bakmak istiyorum. 46. maddede bu sözleşme bütün devletlerin imzasına açıktır. Yani sözleşmeyi imzalamayan, bundan bir haber yaşayan devletler varsa buyurun onlara kapımız açık, onlar da imzalasınlar der. Bundan sonraki maddeler biraz daha işin işte imza boyutunda geliştiği için, biraz daha bizi üst taraflara taşıdığı için çok fazla girmeyeceğim 54. maddelere kadar. Ama istediğim şey hemen hemen birçoğuna göz gezdirmeniz. Belki benim gözümden kaçmış olan maddeler vardı ki var. Çünkü hepsini dediğim gibi size aktarma şansım yok ama içerisinde daha çok geniş kapsamlı şeylerin olduğu maddelerden de haberdar olmanız. Çünkü bahsettiğimiz haklar sadece işte dersinizdeki 5-6 hakla sınırlı değil. Daha birçok hakkınız var. Hakkımızın ne kadar farkındaysak o kadar bilinçli vatandaş olmayı başarabiliriz. Hoşçakalın.